Evet arkadaşlar, 5. sorumuz. Hava direncini önemsemediği ortamda golfçi K noktasında bulunan topa vurduğunda top V0 büyüklüğündeki yatay hızda harekete geçip L noktasından yere çarpıyor. Buna göre K ve L noktaları arasında havada kaldığı süre içinde topa ait bazı niceliklerin değişimi ile ilgili tablo aşağıdaki gibi doldurulmuştur. Buna göre tablodaki 1, 2, 3, 4, 5 nolu niceliklerin hangisine ait işaretleme doğrudur. Şimdi arkadaşlar mini konu tekrarı yapalım. Arkadaşlar golf topu burada duruyor ve arkadaşlar golfçi topa vurduğu anda top V0 hızıyla tabii ki yatay atış hareketi yapıyor. Yatay atış hareketi yaparken arkadaşlar yataydaki menzil uzaklığı x ve arkadaşlar bu yüksekliği h kadar diyelim. Arkadaşlar cismin hareketinde vurduğu andaki yatay hızı hareket boyunca sabittir. Ama yer çekilmesi aşağı doğru olduğu için aşağı doğru hızı her saniye ime kadar artar. Peki L noktasına vurduğu anda hem yatay hızı hem de düşey hızı vardır. Yatay hızın büyüklüğü değişmez, vurduğu kadardır. Ortam sürtünmesiz olduğu için şurası V0 kadardır. Aşağı doğru hızı arkadaşlar her saniye yer çekilmesi kadar. Eğer yer çekilmesi 10 ise 10 diye artar. Peki buna göre hangileri doğrudur? Hangi işaret doğrudur? Mekanik enerji. Arkadaşlar ortam sürtünmesiz olduğu için mekanik enerji asla değişmez. Tam tepede K noktasındaki mekanik enerji arkadaşlar hem potansiyel hem de kinetik enerji kadardır. Peki arkadaşlar yere vurduğu anda bütün enerji kinetiğe dönüşür. Kinetik enerji artar, potansiyel enerji azalır ama mekanik enerjinin büyüklüğü değişmez. Sürtünmesiz olduğunda mekanik enerji değişmemesi gerekirdi. Birinci ifademiz yanlış. İki, momentumun düşey bileşeninin büyüklüğü. Arkadaşlar momentumun düşey bileşeni derken aşağı doğru momentumun formülü M çarpı V'dir. Tabii ki buradaki golf topunun kütlesi sabittir, kütlesi değişmez. Aşağı doğru indikçe düşey hızının büyüklüğü arttığı için düşey momentum değeri artar olmalıydı, azalır diyor. Arkadaşlar ikinci ifade yanlış. 3'e girmeyelim arkadaşlar, 4.sine gidelim. İtmenin büyüklüğü. Arkadaşlar itme eşittir, itme tabii ki vektöröldür. Kuvvet çarpı geçen zamandır. Peki golf topuna vurduğu anda artık bundan sonra hareketi boyunca etkeden kuvvet yer çekimi kuvveti ki ağırlıdır. Ağırlık sabittir. Peki aşağı doğru hareket ettiği sürece zaman arttığı için itmenin de büyüklüğü artar. Büyüklüğü artar azalır diye bu ifade yanlış. Peki ivmenin büyüklüğü. Hareket boyunca arkadaşlar ivme daima yer çekilmesi G değerliktedir. Ortam sürtünmesi olduğu için yer çekilmesinin büyüklüğü sabittir, değişmez. Sabit olmalıydı, artar diyor. Bu ifade yanlış. Artık bir tane doğru olsun. Gelelim 3. yargıya. Momentumun yatay bileşeninin büyüklüğü. Arkadaşlar yatayda bir kuvvet olmadığı için hareket boyunca K noktasındayken vurduktan sonra yere düşünceye kadar arkadaşlar momentumun formülü M çarpı V'dir. Peki arkadaşlar golf topunun kütlesi sabittir. Peki yatay hızının büyüklüğü değişmediği için yatay momentumun büyüklüğü değişmez. 3. ifade doğru. Cevap şıkkı yalnız 3 C'dir. Evet arkadaşlar 8. sorumuz. Kalınlığı her yerinde aynı olan şekil 1'deki türdeş P anahtarının ağırlık merkezi G noktasıdır. Anahtarcı P anahtarının bir kısmını kesip çıkararak şekil 2'deki gibi diş yapıyor. Buna göre diş yapma işleminden sonra iplerle asılan P anahtarı 1-2-3 dolu durumlardan hangilerindeki gibi dengede kalabilir? Arkadaşlar başlangıçta arkadaşlar anahtarın ağırlık merkezi G noktası ve G noktasını iyicene karartalım. Ve şekil 2'de arkadaşlar şuraları kesip arkadaşlar anahtar şeklini vermiş. Arkadaşlar eklenince ağırlık merkezi eklenen tarafa doğru kayarken çıkartılınca arkadaşlar ters tarafa doğru kayar. Peki şekil 1 üzerinde anlatalım. Arkadaşlar şekil 1 üzerinde şuralarda arkadaşlar boşluklar oluşturuluyor. Ve boşluklar oluşunca ağırlık merkezi ne tarafta olur? Arkadaşlar eklenseydi ağırlık merkezi eklenenin bileşkesine doğru. Yani şu tarafa doğru hareket ederken çıkartıldığı için boşluk oluşturduğu için arkadaşlar eklenenin tersine yani şu tarafa doğru kayar. Artık yeni ağırlık merkezi şu ok yönünde herhangi bir taraftadır. Arkadaşlar nereden asarsan asın ipin uzantısı daima ağırlık merkezinden geçmesi gerekir ki sistem dengede olsun. Peki arkadaşlar yeni ağırlık merkezi şu noktada bir yerdeyse peki hangisi gibi dengede kalabilir? 1. Arkadaşlar L noktasından asılıyor. G noktasından geçip
Kaan noktasında oluyor. Arkadaşlar böyle olabilmesi için arkadaşlar herhangi bir kütlenin çıkarılmaması gerekirdi. G'nin arkadaşlar çaprazından sağından bir noktada çıkarılması gerekir. Birincisi yanlış. İki. Arkadaşlar peki G'nin sağından bir yerden ağırlık merkez olabilir. Arkadaşlar farklı bir yerden şurasını O noktası desek O noktası asınca G'nin arkadaşlar çaprazından bir yerden geçip K noktasından geçmiş olabilir. İkinci ifade doğru olabilir. Ve 3. Arkadaşlar ağırlık merkezi artık G'den çapraz ve K'ya doğrudur. Şöyle bir noktada ise şu noktadan aslında arkadaşlar ipin uzantısı ağırlık merkezine geçip dengede kalabilir. Üçüncü ifade doğru. Unutmayalım arkadaşlar. Eklenince ağırlık merkezi eklenen tarafa doğru kayarken çıkartılınca ağırlık merkezi ters tarafa doğru kayar. Ve nereden asarsan asın arkadaşlar ipin uzantısı ağırlık merkezinden geçmesi gerekir. Ağırlık merkezi bu noktaysa arkadaşlar şekil 2'de şu noktadan asınca ipin uzantısı K noktasından geçebilir. Ve arkadaşlar tam ucundan şuradan asınca da ağırlık merkezi G ile K arasında bir yerden geçmiş olabilir. Cevap şıkkımız E'dir. Evet arkadaşlar 13. sorumuz. Dünyada havasız ortamda bulunan K yayının ucuna P cismi asılarak oluşturulan yaylı sarkaç şekil 1'deki gibi dengede tutuluyor iken yayda geri çağırıcı kuvvet oluşmuyor. P cismi şekil 2'deki gibi dengedeyken K yayının uzunluğu şekil 1'deki uzunluğundan X kadar fazla uzuyor. Denge konumundan şekil 3'teki gibi R kadar çekilerek serbest bırakıldığı durumda yaylı sarkaç periyodu T olan basit harmonik hareket yapıyor. Buna göre aynı yaylı sarkaç sistemi için yukarıda verilen işlemler ayda gerçekleştirilmiş olsaydı X ve T nicelikleri dünyadakine göre nasıl değişirdi? Dünyanın çekimmesi ayın çekimi meselesinden büyüktür. Arkadaşlar olayı anlatalım. Şekil 1'de P cismi bıraktığımız anda ağırlığından dolayı yayı arkadaşlar X kadar uzatıyor. Ve P yayını P cismini aşağı doğru R kadar çektiğimiz anda iki nokta arasında T periyoduyla hareket ediyor. Peki arkadaşlar dünya değil de ayda bu sistem olsaydı dünyadan aya gitseydim X uzama miktarı ve T periyodu nasıl değişirdi? İlk önce bunun için gösterelim. Arkadaşlar serbest bıraktığımız anda bunun aşağı doğru bir ağırlığı vardır. Ağırlık arkadaşlar yer çekimi kuvveti mg kadardır. Peki mg kadardır. Yukarı doğru da arkadaşlar yayın geri çağırıcı bir kuvveti vardır. Geri çağırıcı kuvvetinin formülü K çarpı X'tir. Yukarı giden aşağı giden eşit yayda oluşan kuvvet arkadaşlar cismin ağırlığı G kadardır. Yayda oluşan kuvvetin formülü K çarpı X eşittir ağırlıkta M çarpı G kadardır. Peki dünyadan aya gitseydi kütle değişmeyen madde miktarıdır. Kütlemiz değişmez o sabit kalır. Yay arkadaşlar yay sabiti değişmeyen sabit kalıyor. Peki dünyadan aya gidildikçe yer çekilmesi azaldığı için tabii ki X değeri de azalmış olur. Yayın uzama miktarı azalır. Cevap şıkkı ya Bursa ya da Ceyhan olur. Peki arkadaşlar iki nokta arasına gidip gelen yay sarkacının periyodu T yay eşittir. Tamek formülünden bulunur. T eşittir 2pi. Kök içinde M bölü K'dır. Arkadaşlar dünyadan aya gidecek de kütle değişmiyor. Ve yay sabiti değişmiyor. Bu ikisi değişmediği için yayın periyodu değişmez. Unutmayın arkadaşlar yayın periyodu yer çek ivmesine, ortamın ivmesine bağlı değildir. Periyodu değişmez ama arkadaşlar X değeri azalmış olur. Cevap şıkkımız burada B'dir.